Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle kuvvet ve Newton'un hareket kanunları destek testi birinci testimizi çözeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Hava sürtünmesinin önemsenmediği ortamda aralarında D kadar mesafe olacak şekilde yerleştirilen X ve Y yüklü cisimleri çekirdek gibi dengededir. Buna göre X cismini etki eden temas gerektiren ve temas gerektirmeyen kuvvetlerin sayısı hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? X cismini etki eden temas gerektiren kuvvet İpten kaynaklanan kuvvettir arkadaşlar, yani bir tane. Peki X cismine etki eden temas gerektirmeyen kuvvet hangileridir? Birincisi Dünya tarafından çekilen ağırlık kuvveti, ikincisi de Y cismi tarafından çekilen elektrostatik kuvvet olmak üzere iki tane temas gerektirmeyen kuvvetlerimiz vardır. Yani doğru cevabımız B seçeneği. İkinci sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? Atom çekirdeğini bir arada tutan kuvvetler güçlü nükleer kuvvetlerdir. Doğru. Bir uyduya etrafında döndüğü gezegenin uyguladığı kuvvet kütle çekim kuvvetidir. Doğru. Sürtünme kuvveti temas gerektiren bir kuvvettir. Bu da doğru. Üçüncülümüz de doğrudur arkadaşlar. E seçeneği doğru cevap olarak verilmiştir. Aralarında D kadar mesafe olacak şekilde duran X, Y cisimleri verilmiş. X cisminin Y cismine uyguladığı çekim kuvvetinin büyüklüğü F1, Y cisminin X cismine uyguladığı çekim kuvvetinin büyüklüğü F2'dir. X cisminin kütlesi 10 m, Y cisminin kütlesi 2 m olduğuna göre F1, F2 oranı kaçtır? Burada kütleleri size boşuna vermiş arkadaşlar. Neden? Çünkü X ve Y cisimleri kütleleri ne olursa olsun birbirlerine eşit ve eşit büyüklükte ve zıt yönde kuvvetler olarak çekmekteler. Yani F1 kuvveti de F2 kuvveti de aynı büyüklükte kuvvetler olacağı için oranları da ne olmalıdır? 1 olmalıdır diyoruz. Dördüncü sorumuz. Aralarında D kadar mesafe bulunan M1 ve M2 kütleli cisimler birbirlerinin büyüklüğü F olan bir kuvvetle çekiyorlar. Cisimler arasındaki mesafe 2 katına çıkartılırsa çekim kuvvetinin büyüklüğü kaç F olur? Şimdi burada çekim kuvvetinin formülünü bulalım arkadaşlar. Bu çekim kuvvetinin formülü G çarpı M1 çarpı M2 bölü D karedir. Buradaki G sabit bir sayı, genel çekim sabiti. M1 M2 kütleleri çekilen cisimlerin kütleleri. D de iki kütle arasındaki mesafenin karesi. Buradan görüyoruz ki kuvvet ile aralarındaki uzaklığın karesi ters orantılı. O zaman kuvvet 2 katına çıkartılırsa, özür diliyorum, aralarındaki mesafe 2 katına çıkartılırsa kuvvet 1 bölü 4 katına düşmüş olacaktır arkadaşlar. Karesiyle ters orantılı olduğu için. Beşinci sorumuz. Cisimler arasındaki kütle çekim kuvveti cisimlerin kütleleriyle doğru orantılı, aralarındaki uzaklığın karesiyle de ters orantılıydı. Burada KLM noktalarındaki çekim kuvvetleri arasındaki ilişkiyi soruyor. O zaman hangisi gezegene daha yakınsa arkadaşlar oradaki çekim kuvveti daha fazla olacak. Yani burada KLM sıralaması doğru seçeneğimiz olacaktır. Altıncı sorumuz. Bir cisim dünyada bir dinamometrenin ucuna asıldığında ölçüm yapılıp kaydediliyor. Aynı cisim aynı dinamometrenin ucunda iken çekim ivmesi dünyanınkinden az olan X gezegenine götürüldüğünde demek ki arkadaşlar G yer çekimi ivmesi azaldı. Peki bu neyi etkileyecek arkadaşlar? Unutmayalım, bakın kütle değişmeyen madde miktarıdır. Kütleyi etkilemeyecek. Peki neyi etkiler? Ağırlığı etkiler arkadaşlar. Neden? Çünkü ağırlık kütle çarpı çekim ivmesidir. Çekim ivmesi azaldıkça ağırlık da azalacak ama kütle değişmeyecektir. O zaman bakalım öncüllere. Cismin bu gezegendeki ağırlığı daha küçüktür. O zaman G yer çekimi ivmesi azaldığı için bu gezegendeki ağırlığı küçüldü. Cismin bu gezegendeki kütlesi dünyanınkinden küçük müydü? Hayır. Eşitti kütle değişmeyen madde miktarıydı. X gezegeninde dinamometrenin gösterdiği değer dünyanınkinden daha küçüktür. Dinamometre ne ölçer? Ağırlığı ölçer arkadaşlar. Dolayısıyla X'in ağırlığı daha küçükse dinamometrenin gösterdiği değer de daha küçüktür. Yani 1 ve 3. öncülümüz doğrudur diyoruz. 7. sorumuz. Yukarıda verilenlerden hangisinde cisimler dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir arkadaşlar? Şimdi dengelenmiş kuvvetler dediğimizde dengelenmiş kuvvetlerde F net eşittir sıfırdır. Yani cisme etki eden net kuvvet sıfır ise dengelenmiş kuvvetlerin etkisindedir. Peki dengelenmiş kuvvetlerin etkisindeki cisimler duruyorsa durmaya devam eder. Hareketliyse de sabit hızla doğrusal yolda hareketine devam eder. O zaman düz yolda sabit hızla ilerleyen araç
Net kuvvet sıfır mıdır? Evet. Yavaşlamakta olan asansör. Bakın ne dedik biraz önce? Duruyordur ya da düz yolda sabit hızla yoluna gidiyordur. O zaman bu gitti. Sabit süratle dairesel hareket yapan cisim. Hayır arkadaşlar, bu dairesel hareket yapan cisme de gene merkezci kuvvet etki etmekte. Yani dolayısıyla şöyle bir şey bu. Benim cismim V hızıyla giderken F kuvveti harekete dik uyguladığı için dairesel bir hareket yapıyor. İstediği kadar sabit sürattesin. Eğer dairesel hareket yapıyorsa gene net kuvvet sıfır değildir arkadaşlar. Bu öncülümüzde gitti. Burada cevap yalnız bir olmakta. Sekizinci sorumuz. Şekildeki x, y, z cisimlerinin kütleleri sırasıyla 1 kilogram, 0,5 kilogram ve 8 kilogramdır. Yer çekimi ivmesinin büyüklüğü 10 metre bölü saniye kare olduğuna göre hangi cisimler dengelenmemiş kuvvetlerin etkisindedir? Yani burada net kuvvetim sıfıra eşit olmayacak arkadaşlar. O zaman bakıyorum, birinci de kütlemiz 1 kilogramdı. Aşağıya doğru mg var. Yani m'imiz bir g 10'sa aşağıya doğru da 10 var. O zaman burada arkadaşlar net kuvvet ne? Sıfır. O zaman x öncülleri gitti. Y'ye bakalım. Mg aşağıya doğru, m'imiz 0,5, g'imiz 10. 5 Newton'luk bir kuvvetimiz var. Yani net kuvvetimiz aşağıya doğru 1. Net kuvvet var mı? Var. O zaman dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde Y var. İkinci Z'ye bakalım arkadaşlar. Aşağıya doğru Mg'den dolayı 80 Newton'umuz var. Ama yukarıya doğru 8 Newton'umuz vardı. Yani aşağıya doğru 72 bizim Newton net kuvvetimiz. Net kuvvetimiz var mı? Var. Ne F net sıfır olmadığı için bu da dengelenmemiş kuvvetlerin etkisinde. Yani 8. sorunun cevabı arkadaşlar ne olacak burada? Y ve Z olacak. Yani Denizli olacak arkadaşlar. 8. sorumuzun cevabı. Geçiyorum 9. soruya. 9. sorumuz. Yukarıda verilen konum zaman hız zaman grafiklerinden hangileri dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde? Dengelenmiş olunca ne oluyordu? F net eşit sıfır oluyordu arkadaşlar. O zaman sabit hız ya da hızım sıfır olacak. Bakıyorum konum zaman grafiği eğer birinci öncül gibi ise burada benim cismim sabit hızlı demek. İkinciye baktığımızda bu da sabit hızlı. Bu da sabit hızlı arkadaşlar. Ama üçüncü de hızım düzgün hızlanan hareket yapmakta. Yani o zaman 1 ve 2'de cisimimiz dengelenmiş kuvvetlerin etkisinde olacaktır. 9. sorumuzun cevabı C seçeneğidir. 10. sorumuz, sürtünmelerin önemsenmediği düzenekte K cismine etki eden kuvvetler şekildeki gibidir. Buna göre K cismini dengede tutabilecek kuvvet kaç Newton'dur? Dengede tutabilmesi için cisme etki eden net kuvvetim ne olmalıydı? Sıfır olmalıydı. O zaman bakıyorum, bu tarafa doğru kaç Newton'um var? 14. Bu tarafa doğru kaç Newton'um var? 6. O zaman ben buraya doğru 8 Newton'la daha çekersem sağa 14, sola 14 olur ve cismim dengede kalır. Cevabımız C seçeneğidir diyoruz. 11. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. Newton'un eylemsizlik prensibine göre bir cisme etki eden net kuvvet 0 ise cisim duruyorsa durmaya devam eder, hareketli ise hareketini aynı hızla sürdürür. Verilen durumlardan hangilerinde net kuvvet sıfırdır diye soruyor. Fren yapan bir araçta yolcunun öne doğru hareket etmesi. Şimdi arkadaşlar burada net kuvvet sıfır mı? Hayır değil. Fren yapan bir araba var ve bu araba duruyor. Bir futbolcunun vurduğu topun sürtünmesiz yatay yolda ilerlemesi. Sürtünmesiz yatay yolda bizim topumuz sabit hızla gider arkadaşlar. Evet, ikinci öncülümüz doğru. Viraj yapan otomobildeki yolcunun yanındaki yolcuya doğru kayması. Burada da arkadaşlar merkezci kuvvetin etkisiyle yanındaki yolcuya etki etmiştir. Yani net kuvvet sıfır değildir. O zaman doğru cevabımız yalnız 2 olmakta, yani B seçeneği olmakta 11. sorumuz. 12. sorumuza geçtik ve son sorumuz. Yatay düzlemde yumurtalardan X haşlanmış yumurta, Y ise çiğ yumurtadır. Her iki yumurta döndürülüyor. Daha sonra iki yumurtaya da durdurulmak üzere parmakla bastırılıyor. X yumurtası dururken Y yumurtası dönmeye devam ediyor. Buradaki fiziksel olay verilenlerden hangileriyle açıklanabilir diye soruyor.
Bir sisteme dışarıdan bir kuvvet etki ederse cisim hızlanır ya da yavaşlar. Şimdi ne oldu burada? Ben bir cismi döndürdüm. Evet, bir kuvvet uyguladım ve hızlandı. Sonra parmağımla gene bir kuvvet uyguladım ve durdurdum. Ya o zaman bir sisteme dışarıdan bir kuvvet etki ederse cisim hızlandı ya da yavaşladı. Açıklandı mı? Açıklandı. Bir sisteme dışarıdan etki eden kuvvet sıfırsa cisim hareketine devam etti. Gene burada da benim cismim dönmeye devam etti mi? Etti. O zaman cismi etki eden kuvvet sıfır olduğunda hareketine devam etti mi? Etti. Bunu da açıkladım. Peki küçük kütleli cisimlere kuvvet uygulandığında ivmesi büyük olur. Kütle ile alakalı bir bilgi vermiş mi? Hayır. Kütle ile alakalı bir bilgi vermediği için ben bununla alakalı bir yorum yapamam buradan. Yani doğru cevabımız 1 ve 2 olan C seçeneği olacaktır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu testimizin sonuna geldik. Bir sonraki ikinci testimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.